İnsanların fazla dışarıda dolaşması diye düşünüyorum. Ben de dahil. Çift maske gördüğünüz gibi. Ailemi korumak için bunu yapmalıyım. Ben de etmiyorum. Ellerimi yıkamayı unutuyorum mesela. Sanki böyle korona bitmiş, yeni döneme girmişiz gibi herkes böyle rahat. Maskesiz ben bakkala bile çıkmam yani. Evde bile bazen taktığım oluyor. Vaka sayısı artıyor. Vaka sayısı arttıkça da ölümler artıyor. Ölümler arttıkça üzülen insanlar artıyor. Böyle böyle gidiyor yani. Kayseri'de son dönemlerde koronavirüs artışa geçti. Sizce bunun sebebi nedir? Tabii ki bunun sebebi şu 3 unsur: maske, temizlik ve mesafeye özellikle uyulmaması. Asıl sebep bu. Okulların çok erken açılması, herkesin bir araya gelip birlikte olması koronavirüsün artışına sebep oldu. Dershanelerin açılması, otobüsler artık bir de sadece koltuk sayısı kadar yolcu almıyor. Yani önlemler biraz azaldığı için diye düşünüyorum. Sebebi nedir? Sosyal mesafenin olmaması. İnsanların bu duruma alışıp boş vermesi. Kesinlikle. Yani öncelikle tabii ki bizim insanlarımızın bilinçsiz olması. Aslında biz de şu anda biraz mecburiyetten olaya bir AVM'ye gelmek durumunda kaldık. Malum bot almamız lazım, kış geldi. Yani önce sorumsuzluk, daha sonra bana bir şey olmaz düşüncesi. Yani ne olacak ki bize düşüncesi. Ben bunları çok kişiden duydum, gördüm ve hala görüyorum da. Ya bence bundan dolayı. Vallahi insanların maskesiz dolaşması, hijyene dikkat etmemesi, onun kurallara uymaması kısacası. Başka hiçbir nedeni yok. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, kurallara riayet etmemek, hepsi var yani, tek neden değil ki. Dikkat edilmemesi, sosyal mesafe ve maske takılmaması. Daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kendi işlerimde de olsa, dışarıda da olsa herkese iç içeyim. Çok kişi dikkat etmiyor, çok kişi uyarıyorum. Yani daha da iyi olacak inşallah. Bugüne de bitecek ama dikkat edilmesini çok arzu ediyorum. İnsanların tedbirsiz davranmaları ve maske, sosyal mesafe kurallarına uymamaları. Sebebi serbest geziyorlar bir tane. Serbest. Maske yok, bilmem bir şey yok. Sigara izmariti. Görüyorum ben, devamlı kızım tümör hastası. Devamlı oraya gidiyorum ben. Sebebi belli. Vallahi ben de geçirdim, neden olduğunu bilmiyorum. Herhalde şehirler arası göç, köylerden şehre gelme, şehirden geri köye dönme, iller arasında göçlerden olması lazım herhalde. Şeyden yaz tatiline geliyor, yaz tatilinden sonra geri dönüyorlar ya. Ondan dolayı yayıldığını zannediyorum. Taşma daha fazlalaştı diye düşünüyorum. Kişilerin dikkatsiz davranmasından, birbirlerine saygısının olmamasından. Başka bir şey yok. Eğer dikkat etseler hiçbir şey olmaz. Herkesin dikkatsizliği diyebilirim. Yani ne bileyim, sorumsuz. Herkes gayet rahat. Koronavirüs gelişti ama insanlar geliştiremiyor kendini ki. Baş edemiyoruz yani, küçücük bir virüs. Şimdi böyle toplu taşımalarda vesaire hani dikkat etmeye çalışıyorum insanlar böyle maske kullanımı konusunda. Eskisi kadar öyle burnunu açık bırakan yok. Gerçekten insanların bunu dikkat ettiğini düşünüyorum ama sosyal mesafede yani kendim adına konuşacak olsam bile sınıfta illa ki birbirimizle iletişime geçiyoruz. Yani o mesafe bir türlü aşılıyor. Bu konuda pek sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani kendi adıma konuşsam yine temizliğime, el yıkamaya falan dezenfekte etmeye özen gösteriyorum. Onun dışında ne bileyim hani insanlar sürekli çok karamsar, kimse dikkat etmiyor, şey yapmıyor falan. Ben bu kadar karamsar değilim. Bir şekilde kendince herkes buna dikkat etmeye çalışıyor ama hastalığın sonunda önüne geçecek bir şey yok. Hayat devam ediyor. Sebebi bence işte dikkat etme işi. İnsanların dikkat etme işinden dolayı. O kadar benim bildiğim yani. Vallahi fazla da bir şey bildiğim yok. Dikkat etmeleri, ellerine, mesafeye hiç dikkat yok. O yüzden. Bence bunun sebebi kişiler maskeyi kullanmamaları, keyfi sokakta sigara içmeleri. Ben sebebinin kesinlikle maske kullanımının azalmasını buluyorum. Yani insanlar hiç uymuyor buna. Yeri geliyor, biz de uymuyoruz. Mesela Fikri de uymuyor şu an. Biz de uymuyoruz yani. Maskeyi takmamız lazım, gerekli şeyleri yapmamız lazım. Ben böyle düşünüyorum. Ya bunun sebebi bana göre insanların kafelerde ya da topluca bulunduğu yerlerde çok fazla rahat bir şekilde dolanmaları. Ki şehir merkezinde çok fazla arttığını bilmiyorum ya. Daha bakmadım daha önce şeylerine. Ama az önce kütüphaneden geliyorum. Kütüphanede herkes yani üst üste. Yani kimse ne mesafe ya da herhangi bir şey korumuyor. Ya da kimse dikkat etmiyor. Özellikle kütüphaneden ziyade bir de kafelerde sanki böyle korona bitmiş, yeni döneme girmişiz gibi herkes böyle rahat, umursamaz.
Ondan dolayı bence, bilmiyorum. Bence bu sebebi. Valla insanların dikkatsiz oluşu bence en büyük etken. Mesafeye dikkat etmiyoruz. Ben de etmiyorum. Ellerimi yıkamayı unutuyorum mesela. Ondan sonra ellerimi gözüme götürüyorum. Çarşıdan, pazardan geldikten sonra ben de yakalandım. Gözlerimde ateşlenme oldu benim de. O yüzden el çok önemli, el temizliği. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Hepsi bu yani. Ya insanların genel olarak dikkatsiz olması. Hani sonuçta yani dışarıda maskeli insanları görsek de dükkanlarda, iş yerlerinde, kafelerde vesaire yerlerde maske takmıyorlar, umursamıyorlar, sigara içiyorlar, nargile içiyorlar. Hani umursamazlıktan kaynaklı. Hani yine sokakta da ara mahallelerde yine bu tarz umursamazlıklar görüyoruz. Yani hani maske takmıyorlar yine aynı şekilde. Gereksiz ilişkilerde bulunuyorlar. Hani Kayseri halkının ben bu duruma çok adapte olabildiğini zannetmiyorum. Adapte olamadığı için de vaka sayısı artıyor. Vaka sayısı arttıkça da ölümler artıyor. Ölümler arttıkça üzülen insanlar artıyor. Böyle böyle gidiyor yani. İnsanların fazla dışarıda dolaşması diye düşünüyorum. Ben de dahil. Siz kurallara uyuyor musunuz? Tabii ki. Yani uyulması gerekiyor ki bu sıkıntılar bir an evvel ortadan kalksın. Mümkün olduğu kadar azlıkta fazlasıyla uymaya çalışıyoruz. Çünkü ben bir öğretmenim. Aynı zamanda yüz yüze eğitim de yapıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla hem öğrencilerin hem de bizim bunlara uymamız gerekiyor. Ben uyumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Aynı şekilde. Uyumaya çalışıyorum. Ben de dershaneye gidiyorum. Yani gitmek zorundayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, yani mümkün kadar uyuyorum. Yani mesafeyi korumaya çalışıyorum. Maskeyi mümkün kadar çıkarmamaya çalışıyorum. Ya yani böyle ki ben gençlerden daha çok böyle yaşlılar için endişeleniyorum. Çünkü onlar daha çok sanki böyle kuralları ihlal ediyor. Gençler daha çok dikkat ediyor gibime geliyor. Bilmiyorum böyle. Sosyal mesafe, evet. Uyumaya çalışıyorum. Ama tramvaylar, otobüsler tıklım tıklım dolu. Vallahi ben de uyumaya çalışıyorum. Geçen gün yine unuttum ellerimi yıkamayı. Çok önemli el temizliği. Elimizle her yere değiyoruz. Değdikten sonra ağzımıza, gözümüze vurunca ateşlenmeler. İşte koronaya yakalanıyoruz yani. Mümkün olduğunca uyumaya çalışıyorum. Hijyene dikkat ediyorum. Maskemi takıyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum. Hepsi bu. Ben elimden geldiği kadar uyuyorum, evet. Çalıştığım için de gittiğim toplumda bile mesafeli duruyorum. Maskemi devamlı takıyorum. Elimi yani el yıkama diyorlar, onu zaten yapıyoruz. Ya tabii ki mümkün olunca maskemi çıkartmıyorum. Elde olmadığı şartlar dışında mesafemi korumaya çalışıyorum. Onun haricinde zaten iş ve ev arasında gidip geliyorum. Herhangi bir sosyal aktivitelerde bulunmuyorum. Uyuyorum. Çok çok uyuyorum hem de. Genel olarak uyumaya çalışıyorum. Yani maskemi falan olabildiğince yüzümde tutuyorum. Öyle. Mümkün olduğunca uyumaya çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum tabii ki. Evet, kendimce, özellikle kendi sağlığım için, hiç yoksa annemin, babamın sağlığını düşündüğüm için, çünkü kronik hastalıkları var. En fazla onlar için uyumaya çalışıyorum yani, kendimden çok. Şu anda gördüğünüz gibi maskem takılı, hani mesafemi de korumaya çalışıyorum zaten. Ya genel olarak dikkat ediyoruz, özellikle toplum içindeyken. Hem kendi sağlığım açısından hem insanların sağlığı açısından uyuyorum. Hamdolsun, çantamı bile tramvayda altına koyun bak, affedersiniz. Her şeyime dikkat ediyorum, eldivenim de cebimde. Yani dar alanda uymuyorum ama geniş alana çıktığımız zaman tabii ki uyuyoruz. %80 uyuyorum. %100 uyuyorum desem yalan olur. Daha bugün evden çıktım. Okul dışında bir yere gittiğimiz falan yok. İlk defa çocukla bugün dışarıya çıktım. Ha, aynı şekilde ailemde de öyle. İlk defa ailemi göreceğim uzun aradan sonra. Yani ailemle görüşemiyorum. Ki bazı sorumsuz insanlar yüzünden de bir şey olursa, görüşmediğim ailemi kaybedersem üzüleceğim. Ben kesinlikle uyuyorum. Maskesiz ben bakkala bile çıkmam yani. Evde bile bazen taktığım oluyor. Annemle mesela sarılmam. Babamla mesela olduğunca uzak dururum. Benim de böyle önlemlerim vardır yani. Çift maske, gördüğünüz gibi. Ailemi korumak için bunu yapmalıyım.